dünyaca ünlü hazır giyim üreticisi olan Zara firmasının Çin'in Doğu Türkistan'daki köle işçi çalıştırma zulmüne ortak olduğu iddia edildi. Kanada Piyasa Düzenleyici Kurulu'na gelen şikayetler üzerine dünyaca ünlü hazır giyim üreticisi olan Zara firmasına yönelik Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki Uygur zorunlu çalıştırma suçuyla olan bağlarının araştırılması doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Kanada'nın Ticari İstihbarat Teşkilatı, Zara'nın Uygurları köle işçi olarak çalıştıran Çin Komünist Parti güdümündeki tedarikçilerinin insanlık dışı emellerine katılımına ilişkin soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı. Zara davası Kanada Piyasa Düzenleyici Kurumu tarafından daha kapsayıcı biçimde soruşturuluyor. Japonya'nın Tokyo şehrinde bir araya gelen G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede Çin'e Doğu Türkistan'daki zulümlere son vermesi için çağrı yapıldı. Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık suçlarına ve soykırım politikalarına bir an önce son vermesi konusunda çağrıda bulunulan bildirgede Çin'i uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak hareket etmeye çağırıyoruz. Ayrıca Doğu Türkistan ve Tibet'te dahil olmak üzere Çin'deki insan hakları durumuyla ilgili endişelerimizi sürdürüyoruz. Çin'i uluslararası kanunlardaki yükümlülüklerine uygun hareket etmeye, demokratik kurumlarımızın bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan müdahale faaliyetlerinde bulunmamaya çağırıyoruz ifadelerine yer verildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 36. gününde Arap ve Müslüman ülke liderleri bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder ifadeleri yer verildi. ABD'ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü bildirildi. ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının Cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü bildirildi. Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi. Bugün 12 Kasım 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 12 Kasım 1944'te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü. Uygurlar 12 Kasım 1933 ve 1944'te iki kez bağımsız bir devlet ilan etti. Bu nedenle iki cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü Doğu Türkistan Milli Günü olarak kutlanıyor. İki cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü ve Doğu Türkistan Milli Günü münasebetiyle Türkiye, Avrupa, ABD ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Uygurlar çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenliyor.